Doğan, senin dikkatini çekti mi Alparslan Kuytul deyince Adem? Yani Alparslan Kuytul ve eşi ve Furkan Vakfı gönüllüleri olarak geçiyor tabir o adına. Kendilerini öyle tanımlıyorlar. Öyle tanımlıyorlar. Biz de öyle tanımlayacağız. Furkan Vakfı gönüllüleri meydanlardalar. Hiç korkmuyorlar. O çarşaflı, peçeli, kendi tarz şeyleri var. Bu konuda da hiç taviz vermiyorlar. Öyle bir cemaat bunlar anladım veya bir tarikat. Ve dimdik duruyorlar. Şimdi hapishanedeki bebeklerden bahsediyor. Sadece konu başlangıçta Alparslan Kuytul'a özgürlükle başladıkları bu söylem de yelpaze genişlemeye başladı. KHK'lılar diyorlar. Askeri okul, harp okulu öğrencilerinden bahsediyorlar. Hapishanedeki bebeklerin haklarını savunuyorlar. Yelpazeyi genişlettiler ve dimdik duruyorlar bunlar ve İslami profilde bir kitle bunu yapıyor. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Enteresan ve çok önemli bir gelişme. Yani Türkiye'de Gülen cemaati dışındaki dini yapıların, dini grupların, cemaatlerin, tarikatların hangisini tercih edersek edelim, içerisinde hala şu ya da bu şekilde direnme, mücadele etme, İslami terminolojiyle söyleyeyim, haktan yana olma refleksinin büsbütün yok olmadığını göstermesi bakımından önemli. Şimdi Kuytul cemaati, yani işte Furkan Gönüllüleri Vakfı ilk defa bu meseleleri söylemiyor. Semra Kuytul, yanlış hatırlamıyorsam, eşinin geçen gün verdiği o röportajda söylediği şey var. Alparslan Kuytul'un gözaltına alınma, şu an tutuklu olma nedeni bu zaten diyor. Harp okulu öğrencilerinin hapsedilmesine ya da mahkum edilmesine karşı çıktı. Boğaz Köprüsü'nde boğazı kesilen askerlere tepki gösterdi. Boğazlarının kesilmesine tepki gösterdi ve bu konuda susmadığı için zaten bunlar başına geldi diyor. Bu çok önemli. Yani bir dini grubun bunu hala bu kadar ısrarla devam ettirebilmesi, dimdik durabilmesi gerçekten çok önemli. Geçen gün yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep'te cami avlusunda, caminin içerisinde, ya o video görüntülerin gerçekten bulup izlemesini isterim bütün izleyicilerin. Cami avlusunda polis, çarşaflı kadınlar, çocuklar cami cemaatine copla, biber gazıyla müdahale ediyor, dağıtıyor kalabalığı, Evet. tarif ediyor insanları ve insanlar, şimdi bakın farklı farklı ve bunun versiyonlarını gördük. Hep bir ağızdan hasbinallahü ve nimel vekil diye polisi protesto ediyorlar. Bunlar yaşanıyor bu ülkede. Burası Gaziantep. Burası geçen hafta yaşandı. Çarşaflı kadınlar, dindar kadınlar, İslami bir gruba, cemaate mensup olan kadınlar, erkekler, çocuklar, her neyse, polis şiddetine karşı kendilerini hasbinallahu ve nimel vekil diyerek işte protesto ediyorlar. Kendilerine yapılanı protesto ediyorlar ve kalan diğer bütün kitle, o muhafazakar kitlenin yatacak yeri yok. Gerçekten yok. İktidara Burada geçiyor. bu Hiçbir şey bahsetmişken yapmıyor. ekleyelim. Süleyman Efendi cemaatinin de aynı çizgiye geldiğini, yani Furkan Vakfı gönüllerinden sonra, yani cemaati Furkan Vakfı ve artık iş sıra Süleyman Efendi cemaatine geldi, öyle gözüküyor. Erdoğan onları da şu anda yakında bir terörist örgüt olarak ilan edip onlara da Ama operasyona şey, girecekmiş. Adem, bu Süleyman Efendi'nin torunun o açıklamasını Evet. gördün mü? Yani o Gördüm. Çok talihsiz bir açıklamaydı. sabah 4'te yaka paça, oradaki Kur'an kursu öğrencilerini yaka paça dışarıya atıp yıkılan binayı haklıydı diyor belediye. Kaçaktı o diyor. Baştan yapı tamam, kaçak olabilir. Yıkılması da mahkeme kararıyla gerekli. İstanbul'u bilmem kaçta kaçı kaçaktır. O da ayrı bir şey. En az yarısı kaçaktır İstanbul. Erdoğan oturduğu ev Emniyet Mahallesi'nde kaçaktı. O da ayrı bir konu. İyi de kardeşim, sen 04'te gece karanlığında mı apar topar milletin eşyalarıyla birlikte sokağa o çocukları atman Ya gerekiyor? bu çok Bunu açık. savundu adam ya. Ya bu çok açık, çünkü Erdoğan belediyeler olduğu gibi cemaatlere kayıp atıyor. Çok açık. Süleymancılara kayıp atamak istiyor. Yani Muhalif önce grupları. Süleymancıları böldü, sonra da ele Tabii. geçirdi. Yani Tabii. klasik Erdoğan taktiğidir. Bu aynı şey cemaate yaptı. Kemalettin Özdemir üzerinden cemaati bölüp oradan cemaati ele geçirme çalışmaları yapmıştı. Yani bu klasik Erdoğan taktiği. Önce böl, sonra tabi ol, kayyım ata diye. Ya Yani Furkan Vakfı Süleyman... gönüllüleri ne kaldı iş biliyor musun? Süleyman Efendi'nin talebesinin yurdunun yıkılmasının savunma meselesini onlar yaptı. Yani işte şimdi O Süleyman Efendi çarşaflı kadınlar cemaati sakallı de eşleriyle o şeye birlikte onlar gittiler. yaptı. Şu anda onlar da o yolun içerisindeler. Yani onlar da şu anda düşman hedefi ilan edilme, terörist ilan edilme prosedürünün içerisindeler. Evet. Peki.
Arkadaşlar bu bağlamı bitirdikten sonra haftanın incilerine geçelim diyorum. Adem oraya sakın ola şu ilavem de var deme ya. Var var hemen olmaz var olur mu? Çok önemliydi arada yani? Geçti konuşamadım sıra gelmedi. O da şu Ahmet Altanlar'ın tahliyesi esnasında bir şey yaşandı. Ali Türkçenler ve bir takım eski askerler inanılmaz hakaretamiz şeyler attılar, tweetler attılar. Amen. Hadi bunları yaptılar diyelim. Ya güya sol, güya liberal, güya Atatürkçü birçok kalem bunlara sahip çıktı. Ya işkenceci olan birine ama o Atatürkçü diye sahip çıkan geniş kitlelerin varlığı var. Yıl 2019 bunda kayda geçmek lazım. Ya o işkenceci ama Atatürkçü. İşkenceci birilerini savunan binlerce insan çıktı. Bunu da eklemiş olalım. Ve onları mesela bu çıkışlarını eleştiren Oya Baydar'ın yazısı vardı. Okudunuz mu? Okuyamadım yani ama yani yaklaşımı, ben... yani Türkiye'de solcu olarak geçinen insanların bu şekliyle yani ortada kimliğine bakmaksızın haksızlık varsa ortada karşı çıkılması gerekiyor. Böyle zamanda karşı çıkılmayacaksa ne zaman çıkılacak diye yazı yazdı. Arkasından da onlar zaten FETÖ'cü değil dedi. Hoppala. En demokratik bile bu kadar dedim ya. O zaman bir yazı da ben yazayım o zaman senin hakkında. Yani diyelim ki kardeşim ne demek sen şimdi her insanları kim sen niye Erdoğan ağzıyla konuşuyorsun? Niye Erdoğan ağzıyla yazıyorsun, çiziyorsun? Yani abi bunu işkenceden bahsediyoruz ya. İşkence yaptığını açık açık söyleyen insanları savunan insanlar ve diyor ki "Aa o Atatürkçü." Yani, İYİ Parti'nin kurucularından ya. Evet. Ali Türkçen İYİ Parti'nin kurucularından istifa ettiğinde kurucularından yani. İşte yani ben işkenceci o zaman, bir insanı Atatürkçü diye savunabilen kitleler var bu ülkede.